Çok değerli dostlar, öncelikle sizlerle birlikte sol bakış açısıyla Kıbrıs sorununu tartışma zemini bulmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu çerçevede bu anlamlı toplantıyı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, aziz arkadaşımın da toplantının başında yaptığı açış konuşmasında söylediği bir iki nokta var. Şimdi sol bir bakış açısıyla aslında Kıbrıs'ta neyi hedeflemek gerekir? Hiç kuşkusuz benim 40 yıl önce öğretmen okulunda öğrenim gördüğüm sırada düşündüğüm gibi Birleşik Sosyalist Kıbrıs. Bu kadar açık. Ama biz hala daha Kıbrıs'ı birleştiremedik. Öncelikle Kıbrıs'ı bir an önce birleştirme hedefini ne kadar gerçekçi bir şekilde ortaya koyabiliyoruz, bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Birleştirelim önce bu Kıbrıs'ı da ondan sonra sol bakış açısıyla nereye götürmek istediğimizi oturup yeniden birlikte değerlendirelim. Değerli dostlar, sevgili yoldaşlar, bir kere açık ve nettir. Şimdi bir geriye dönük tarih anlatmak istemem. Yani hepimizin yaptığı da yeri geldikçe toplumsal olarak, örgütsel olarak, belki bireysel olarak bir takım hatalar vardır. Tarihsel süreç içerisinde emperyalistlerin Kıbrıs'a bakış açısı nedeniyle iki toplum genel çerçevede elbette ilerici güçler bunların arasında direngenlik gösterdi ama belki pek etkili olamadı. Genel çerçevede iki toplum çatıştırıldı ve gün geldi bölündü, ayrıldı. Ülkemiz kuzey-güney diye ayrıldı. Bu bir gerçek. İşte bulunduğumuz yer ara bölge, Green Line. Şimdi yıllardır görüşmeler sürüyor. 1968'lerden beri 50 yılı aştı. Bir ömür. Daha ne kadar gidecek? İki defa kritik eşiğe geldik. Biri Annan planı bize göre. Evet, Annan planı çok mu ideal idi? Çok mu beklediğimiz, istediğimiz gibiydi? Kuşkusuz hayır. Bizim de bir sürü itirazımız vardı. Ama bir birleştirme zeminiydi. Bu nedenle bir an önce evet diyerek birleştirelim de biraz önce söylediğim gibi ondan sonra bu iki toplumu yeniden iş ve güç birliği içerisinde nereye taşımak istediğimizi konuşalım dedik. Olmadı. Ardından buzdolabına kondu Kıbrıs sorunu. Sonrasında Sayın Talat'ın döneminde Sayın Ristopias'la birlikte bir gambari süreci dediğimiz süreç başladı ve yeniden yakınlaşma, yeniden görüşmeler, yeniden müzakere zemini olabilir mi diye başlandı ve bir takım ilerlemeler kat edildi. Biraz önce Andros dostumun dediği gibi hidrokarbon konusunda da bir takım anlaşmalar yapıldı. Bir anlaşmalara varıldı. Fakat Ristopias gitti, Anastasiadis geldi. İşler yeniden başka bir zemine geldi. Bu arada önemli bir ilerleme oldu. Bizim tarafta üstelik Eroğlu olmasına rağmen biraz da o dönemki Türkiye yönetiminin o günkü bakış açısı, Ahmet Davutoğlu faktörünün de etkisiyle 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama metni çıktı. Ki hala daha son derece önemli bir zemindir diyoruz müzakereler için. Fakat Sayın Eroğlu bunu bir türlü içselleştirmedi. Evet dedi ama keşke evet demeseydim diye de sağda solda serzenişlerdi. Nitekim Sayın Akıncı'nın gelişiyle hep birlikte biliyoruz ki bir inisiyatif alındı. Ve ilk defa, bakın bunu altını çizerek söylüyorum, Kıbrıs Türk toplumu da ilk defa daha öne çıktı. Kıbrıs Türk toplumu daha çok inisiyatif almaya başladı. Kıbrıs Konferansı'nın mimarı da hiç kuşkusuz Kıbrıslı Türkler oldu.
Yani Cenevre'ye gittiğimizde bir sevgili dostum Andros da oradaydı, biz de oradaydık. Keza Kral Montana'da da biz de başkanların davetiyle oralardaydık. İlk defa haritalar sunuldu. İlk defa daha farklı bakış açıları ve ilk defa sevgili Barış Burcu'nun dediği gibi garantiler tabu olmaktan çıkarıldı. Konuşulur hale geldi. Konuşalım, tartışalım. Nasıl bir yere evrilebilir ki her iki toplum da kendini olası bir çözümde güvende hissetsin. Bunlar üzerine konuşulmaya başlandı. Tabii ardından kısa bir anekdot. Maalesef Güney'de Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle bir Enosis plebisitini anma güdüsü geldi. Andros dostum bilecek, epey teşviki mesai yaptık o günlerde bunu bertaraf etmek için. Ardından Kral Montana. Yeniden bir umut. Umutların yeniden alevlendiği bir yapı. Ve orada BM Genel Sekreterinin 30 Haziran'da ortaya koyduğu bir çerçeve. Bize göre son derece önemli bir çerçeve. Şimdilerde evet, Kıbrıs'ın kuzeyinde de Türkiye'de de bu çerçeveden uzaklaşmaya çalışanlar var. İşin ilginç yanı, Sayın Anastasiadis de bu çerçeveyi başka türlü yorumlamaya özen gösteriyor. Nitekim Akel'in bu konuda Anastasiadis'e karşı verdiği mücadeleyi selamlıyorum. Son derece önemli ve yerinde. Dolayısıyla sevgili dostlar, işin özü şu. 11 Şubat 2014 tarihli ortak açıklama metni. Talat Ristopyas yakınlaşmaları ve bugüne kadar varılan diğer mutabakatlar ve 30 Haziran 2017 Guterres çerçevesi bizim için son derece önemli ve bağlayıcı. Bir önemli nokta da yine Sayın Anastasiadis son günlerde siyasal eşitlik diyor ama siyasal eşitliği hiç anlaşılmaz bir şekilde çok bambaşka bir şekilde yorumluyor. Bu nedenle orada da bunu netleştirmek durumunda. Nedir siyasal eşitlik? Yani bakınız, Annan planında her iki toplumun ortaklaşa oluşturacağı mecliste de, hükümette de, diğer komisyonlarda da, kurum yönetimlerinde de temsilcilerin yarıdan bir fazlasının oyu, kendi içinde yarıdan bir fazlasının oyu gerekiyordu. İlk defa bu farklılaştı ve bir oy, bir olumlu oy, kararlara etkin katılım. Bundan rahatsızlık duyulmasını gerçekten anlamakta zorlanıyor. Bu nedenle bunu daha dikkatli bir şekilde konuşalım, yorumlayalım, birlikte çalışalım bunun üzerine. Çünkü Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıslı Türkler olarak bu kararlara etkin katılım bizim için son derece hayati önem. Siyasal eşitliğin de göstergelerinden bir tanesi. Bunun üzerine hep birlikte daha fazla durmak, daha fazla çalışmak gerekiyor. Ve ilginç aslında realite. Yanı başımızdaki coğrafyaya bu hidrokarbon, petrol hiç rahat yüzü vermedi. Hep çatışma zemini oldu. Oysa biz Kıbrıs'ta bu hidrokarbonun bir çatışma zemini değil, uzlaşmada bir katalizör rol almasını istedik hep. Bu nedenle bu bakış açısı. Nitekim Sayın Talat'la Sayın Ristopyas'ın arasında varılan mutabakat son derece önemli ama Andros dostumun da işaret ettiği gibi onun öncesinde ne olacak? Oraya gidene kadar çözüm öncesi nasıl olacak? İşte biz bu çerçevede Sayın Akıncı tarafından ortaya konulan o ortak komite yaklaşımının değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim AB Komisyonu Başkanı Juncker'in bir mektubu var her iki lidere. Orada işaret etti bunun önemine. Sayın Anastasiadis de arkasından tamam dedi, 2022'den itibaren
bir takım şeyler üretebiliriz bu konuda. Kıbrıslı Türklerin hakları. Etki tepki meselesi değil artık. Gerçekçi olalım. Ve gerçekler üzerine bir çözüm haritası inşa edelim ki yeniden başlamasını arzuladığımız müzakere zemini artık uzun erimli, uçsuz bucaksız olmasın. Kısa sürede sonuç alıcı, sonuç odaklı bir zemin oluşturabilsin. Bir toplantıda, bir ziyarette Sayın Anastasiadis'e de söylemiştim. Dedim ki başkan, Kıbrıs sorunu başladığında ben küçük bir çocuktum. Şimdi torunum var. Yani torunlara, onların çocuklarına miras bırakmayalım artık bu sorunu. Bizlere düşen en önemli görev budur değerli dostlar. Yani bir an önce sol bakış açısıyla evet, federal çözüm temelinde 11 Şubat 2014 tarihli iki bölgeli, iki toplumlu siyasal eşitliği içeren tek egemenlik, uluslararası tek kimlik, tek vatandaşlık ve elbette kararlara etkin katılım, siyasal eşitlik bizler için son derece önemli. Guterres çerçevesi son derece önemli. Bu zeminde bir çözümü arzu ediyoruz. Bunun için de şimdi her iki lider önce burada görüştü, ardından New York'ta ayrı ayrı görüştü Sayın Genel Sekreter'le. Şimdi beklentimiz bir an önce üçlü, belki ardından beşli bir zirvenin yapılıp çözüm yönünde adımlar atılması. Ama bunun için hepimize önemli bir görev düşüyor. Kendi aramızda farklılıklar olabilir ama bu farklılıkları bir kenara bırakarak bir baskı unsuru olalım. Sesimizi yükseltelim. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Başka gidecek yerimiz de yok. Bölünmüş Kıbrıs istemiyoruz. Başka diyarlara göç etmek istemiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın bu güzel adada birlikte yaşamasını istiyoruz. Bunun için bu vatanı birleştirme mücadelesinde de zemin bellidir. Tek istenç daha gür sesli toplum. Hep birlikte bu sesi yükseltelim ve bir an önce çözüm yönünde bir baskı unsuru olalım. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.